Sevgili gençler, bugün size tarihimizin en büyük matematikçi ve astronomlarından birinden bahsedeceğim. Ali Kuşçu. Ali Kuşçu, tabii dediğimizde aklımıza Fatih Sultan Mehmet Han da geliyor. Ama o aslen Semerkantlıdır. 15. asrın başlarında Semerkant'ta dünyaya geldi. Çok iyi bir eğitim aldı. Kendisi Timuriler zamanındaydı ve bilhassa Ulu Bey'in hizmetine girdi. Astronomiyi ve matematiği de Ulu Bey'den öğrendi. Ulu Bey kimdir? Ulu Bey dediğimizde aklımıza bizim hemen ilim gelir, bilgi gelir. Ama o aslında babası meşhur dünyanın en büyük hükümdarlarından dedesi Emir Timur'dur. Babası da Emir Timur'un oğlu Şahruh'tur. Yani kendisi belki de Timurilerin hükümdarlarından biri olarak bize ismi gelecekti. Ama ilmiyle geldi. Belki Timurlu hükümdarların çoğunun ismi unutuldu. Fakat Ulu Bey'in ismi hiçbir zaman unutulmadı. Bu ilmin değerini, ilmin kıymetini göstermektedir. Küçük yaştan itibaren Ulu Bey astronomiye merak sarmıştı. Meraga rasathanesini görmüştü. 16 yaşında babası ona Mavera-ün-Nehr'in idaresini bırakmıştı. Fakat o daha çok ilmi faaliyetlerle meşgul oluyordu. Hatta Meraga'dan sonra dünyanın en büyük rasathanesini yaptırdı. Semerkant rasathanesi. Burada alimler yetiştirdi. Kadızade-i Rumi buranın müdürlerindendi. O vefat edince oraya Ali Kuşçu müdür oldu. Yani Ali Kuşçu, Ulu Bey'in en meşhur talebelerinden ve devrinin de en büyük alimlerindendi. Kendileri tanjant, sinüs cetvelleri hazırladılar. Zici Ulu Bey'i meydana getirdiler. Tabii bunlarla da en hassas ölçümleriyle takvimleri oluşturuyorlardı. Uzun yıllar burada hizmette bulundu. Tam 30 yıl. Fakat Ulu Bey'i hazin bir son bekliyordu. Babasının vefatından sonra 2 yıl hükümdarlık yapacak. Fakat saltanat kavgaları sırasında 1449 yılında hayatını kaybedecekti. Çok sevdiği hocasının, büyük alimin bu şekilde öldürülmesi Ali Kuşçu'yu son derece üzdü ve bir daha artık Semerkant'ta duramadı. Oradan ayrıldı. Tebriz'e geldi. Tebriz'de o dönemde Akkoyunluların hakimiyeti vardı ve başlarında da Uzun Hasan bulunuyordu. Uzun Hasan bu kıymetli alime büyük bir değer verdi, saygı gösterdi. Onu hizmetine aldı. Fakat orada çalışma şartlarını çok iyi bulmamıştı Ali Kuşçu. Hatta Akkoyunluların 1471-1472 yıllarında Osmanlılarla arası açıktı. Uzun Hasan bu büyük alimi Fatih Sultan Mehmet Han'a elçi olarak gönderdi. Ve böylece Ali Kuşçu İstanbul'a ilk kez Uzun Hasan'ın elçisi sıfatıyla geldi. Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'yla görüştüğünde bu büyük alimin hitabetine, ilmine, davranışlarına hayran kalmıştı. Kendisini bırakmaya asla niyeti yoktu. Dedi ki, ben seni burada ilmi faaliyetlerin başında görmek istiyorum. Mutlaka İstanbul'da yanımda bulunmak istiyorum. Bırakmak istemedi. Fakat Ali Kuşçu aldığı görevi yarıda bırakacak kişilerden değildi. Hünkârım, ben görevimi tamamlayayım. İnşallah aile efradımla beraber İstanbul'a geleceğim dedi. Fatih'e kesin söz verdi ve geri döndü. Elçilik vazifesini tamamladı. Uzun Hasan'dan izin aldı ve 200 kişilik aile efradıyla beraber, akrabalarıyla birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı. İstanbul neden bir ilim beldesi oldu? Osmanlı neden yüceldi? İşte buralara dikkat edeceksiniz sevgili gençler. Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu'nun her konağı için tam 1000 akçe verdi. 1000 akçe. O zamanın dünyasında böyle bir şey akıllara zarar, akla gelmez. Bu büyük alimi gerçekten çok seviyordu. Ve Üsküdar'a geldiği zaman vezirlerini, ilim adamlarını onu karşılamaya gönderdi.
Bu karşılayanlar arasında Fatih döneminin büyük alimlerinden Hocazade de bulunuyordu. Hocazade kendisini istikbal etti ve Üsküdar'dan Veriyaka'ya yani Rumeli yakasına birlikte geçtiler. Hatta bu iki büyük alim boğazı geçerken Met ve Cezir hadisesini konuştular. Etrafındakilere bambaşka bir ilmi ziyafet sundular. Fatih Sultan Mehmet kendisini Ayasofya müderrisliğine getirdi. Onun gelişiyle birlikte İstanbul'da Osmanlı dünyasında matematik ve astronomi ilmi bir anda zirve yaptı. Gerçekten ilmi faaliyetler gelişmeye başladı. Bu arada Fatih Sultan Mehmet devrin en büyük üniversitesini, Sahn-ı Seman üniversitelerini inşa ettirmişti. Sekizli medrese diyoruz biz buna. Fatih Sultan Mehmet Camii'nin iki tarafında muazzam medreseler dünyanın o günkü en büyük üniversitesiydi. Bunların ders programlarını yine büyük alimlerden Molla Hüsrev ile Ali Kuççu'ya verdi. Böylece Ali Kuççu'nun İstanbul'a gelişi matematik ve astronomi alanında bir anda zirve yaptırdı Osmanlı Devleti'ni. İlim aşkı daha bir yükseldi, daha bir arttı. Ayrıca tabii bu arada Fatih Sultan Mehmet Camii'nin etrafında yanında bir güneş saati de yaptı. Ali Kuççu büyük eserler verecekti. Ne yazık ki ömrü çok kısa sürdü. 2 sene sonra 1474 yılında vefat etti ve Eyüp Sultan'da defnedildi. 2 sene önce Fatih Sultan Mehmet'le birlikte Akkoyunlu seferine de katılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han bu büyük alimin vefatına gerçekten çok üzüldü. Eserleri vardı kendisinin. Muazzam, ölümsüz eserlere imza attı. Bilhassa matematik alanında yazdığı büyük eseri Muhammediye'yi Fatih Sultan Mehmet Han'a sundu. Yine heyet geometri alanında yazmış olduğu Fethiye isimli bir eserini de padişaha arz edecektir. Evet, Akşemseddin eserleriyle, yaptıklarıyla Osmanlı medreselerinin işleyişinde düzenleyen alim olarak kısa zamanda büyük hizmetlere vesile oldu. Bu büyük alimi unutmamak lazım. Matematik ve astronomi alanında gerçekten sadece tarihimizin değil, dünyanın mümtaz alimlerinden birisiydi o. Evet sevgili gençler, onlar bizim ilmimizi, ilme olan rağbetimizi, aşkımızı artıracaktır. Nasıl okuyorlar, nasıl yetişiyorlar ve iyi yetişen alimlerin devrin devlet adamlarının yanında nasıl bir ziyafete konduklarını görelim. Onlar unutulmaz oluyorlar, ölümsüz oluyorlar. Bunlardan biri de Ali Kuççu'ydu. Rahmetle yad ediyorum, sizlere başarılar diliyorum.